Macarlar 1956 senesinde hakikaten dünya çapında bir takımdı. Yenmediği bir takım yoktu. En farklı yeniyorlardı. Herkesi yeniyorlardı. Ben bunları Roma'da açılış merasimunda gördüm. Macar takımını. Hayran kaldım. İstediği dakikada gol atıyorlardı. Ve ondan sonra İtalya'dan döndükten sonra nasip oldu. Onlara karşı oynadım burada. Ne kadar olsa bir çekingenlik vardı içimizden. Tanıdığım için, yakının gördüğüm ve tanıdığım bir takım. Burada Esfak Kayıkaç vardı o zaman, bizim Esfak abimiz. Ve 15 gün evvel hepimizi teker teker çağırarak bunları yeneceksiniz arkadaşlar dedi. Size güveniyorum ve kendinize bakın. Biz de 15 gün kala kendimize çok iyi bakarak bir birlik beraberlik içerisinde kamp da yaptık. Ve onun dediği oldu. Çıktık yendik bunları burada. Bu sahada yendik. Nasıl oldu maç? Maç çok güzel bir maç oldu o gün. Hava da çok soğuktu. Karlıydı hava. Fakat sahada kar yoktu. Ağır sahaydı. Onlar bu mağlubiyeti beklemiyorlardı. Bizim takımımız çok çok iyi oynadı. Herkes şahane, yani yapmak istediğinden daha fazlasını verdi. Ve böylelikle Türk milli takımı çok iyi bir galibiyet aldı. Ama bunu eskilere bırakalım artık. Şimdi yenilere bakalım. Şimdi yenilerde çok iyi elemanlarımız var. Çok iyi milli takımımız var. Neden acaba bu çocuklar bakmıyorlar mı kendilerine? Yoksa mı beşlenmek icap ettiği beşlemeyi yapmıyorlar mı? Bunu unutmamak gerekiyor ki bu sporcularımız beslenme mühim olduğu kadarıyla bir de çalışmalarını kaleye almak gerekiyor. Bunu yaptıkları takdirde Türk milli takımı bugün Avrupa çapında bir takım olduğunu bunu kesinlikle söyleyebilirim. Kusura bakmayın, ben gene şeyi soracağım. Tabii. İki gol attınız siz, olması çok önemli. O iki evet. Golün öyküsünü anlatayım. Şimdi onu anlatayım. Peki golleri. Şimdi birinci gol şöyle oldu efendim. İsfendiyar oradan topu aldı. Sağ açık mevkinden. Getirdi. Sağ kanattan ortaladı bana. Bu beyaz çizgisinin içerisine ortaladı. Ben de havaya çıkarak sağ ayaktan attım voleyle. Sol köşeden gol oldu. Birinci gol öyle oldu. İkinci golde şuradan bir top kaptım. Dört kişiyi çalıma dizdim. Ve buraya girdiğim zaman son adam kalmıştı. Onu da geçmiştim. Lantos. O da arkadan çelme takarak beni düşürünce bir de elimin üzerine başladı. Ve hakem iç direğe düşüp penaltıyı verdi. Penaltıyla ikinci golümüz oldu. Üçüncü golümüz de Metin attı. Güzel bir gol attı. O gün yani Türk milli takımı bir şahane futbol oynadı. Macarların ve Türk kamuoyunun tepkisi nasıl oldu? Macarlar bunu beklemiyorlardı. Hatta ben Puşkas'ı Atina'da gördüm. 2-3 sene sonra antrenörlük yapıyordu. Macaristan'dan kaçmıştı bu çocuk. Ve orada antrenördü bir takımda. Elimi uzattım, elini vermedi. Konuşmak da istemedi benimle. Nedense bilemedim, anlayamadım. Herhalde acaba tanıyamadım mı yoksa kızıyordu bize. Türk kamuoyunu. Türk kamuoyunu muazzam bir tezahürat, bir sevgi. Sabahlara kadar çılgınca eğlendiler. Bütün Türkiye, bütün İstanbul yer yerinden oynadı. Biz de Halil'le tabii bütün sporcular biz de sabaha kadar gezdik ve bunları gözümüzden gördük.